Esselamu aleyküm. İnsanda önemli olan duygular. Başta akıl, ondan sonra kalp, ondan sonra vicdan, ondan sonra da ruh. Bu dört unsur. Bu dört unsurla alakalı olaraktan bir de özellikle ve özellikle insanda tabiri caizse üst mahkeme, üst kurul diye ifade ettiğimiz insandaki vicdan ve bütün hepsinin adeta ana merkezi olan ve onun da diğerleriyle beslendiği, onun da diğerlerini beslemiş olduğu ruh. Şu cümle üzerinde durmaya çalışacağım. Vicdanın anasır erbası, dört unsuru. Ve ruhun dört havası, hasse ve duyguları olan irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Her birinin bir gayetül gayatı var. Yani gerek irade olsun ki aklın yönlendirilmesi, hedeflendirilmesi, zihin olsun, düşünce, his, latife-i Rabbaniye. Bunları nispeten ifade etmeye çalışacağız. Şimdi bu dört temel unsur, yani vicdanla bir derece ruhun sahip olmuş olduğu bu dört temel duygu. İrade, zihin, his ve latife-i Rabbaniye. Zaten irade olmayınca bir derece o insanın zihniyle, aklıyla, düşüncesiyle bir tercih durumu söz konusu olmuyor. Otomatikmen sorumluluk olmuyor. İrade diğer bir ifadeyle cüz'i çapta da olsa o cüz'i irade insanın karar merciğini, sorumluluk ve yükümlülük noktasını oluşturmuş oluyor. Fakat önemli olan bu dört duygunun kendi yaradanıyla, Rabbisiyle olan irtibatını sağlamasıdır. Onu da nasıl sağlayacak? Her birinin fonksiyonu ayrıdır. Mesela her birinin asıl hedefi, gayeler üstü bir gayesi var. Ki bunlardan iradenin tamamen ibadetullah, Allah'a ibadet ve kulluk. Onun hedefi o irade. Başka şeyi düşünmeyecek. Başka şeyi düşünse de yaradılanı hoş gördük, yaradandan ötürü kabilinden olacak. Zihninki marifetullah, Allah'ı bilme. Bilmenin ötesinde Allah'ı tanıma. Tanımanın ötesinde anlama. Ve arkasından tabiye muhabbet. Muhabbetullah dediğimiz onu sevmek. Hissin işte hemen orada bir olgunlaşma meydana gelince, zihinde marifetullah olunca, oluşunca bu sefer manevi bir duygu olan his devreye giriyor. O da muhabbetullah. Onun hedefi de muhabbetullah. Latife-i Rabbaniye dediğimiz, Latife-i Rabbaniye aslında ruhun tabiri caizse beslenme kanalı. Açık olan Rabbisiyle, çünkü Cenab-ı Hak diyor ki ve nefaktu fihi min ruhi. Ben o insana ruhumdan üfledim. Yani birinci tabiri caizse elden, birinci dilden, birinci sesten, birinci nefesten, ilk elden esbab ve sebepler, vasıtalar ve araçlar ve aracıların söz konusu olmadığı bir durum içerisinde. O kanal sürekli açık. İnsanın işte o latife-i Rabbaniye dediğimiz o şey ile Rabbisinin arasındaki tabiri caizse, yani gündelik meseleler biraz daha konumuzu açıklıyor. Kırmızı hat gibi, kırmızı telefon. Kırmızı hat. Direktmen irtibat kurmuş oldu. Onunki nedir? Onun asıl gayeler üstü gayesi nedir? Müşahadetullah'tır. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın varlığına bir pencere. O in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Yani İsra 44. Hiçbir şey yoktur ki kendi özel lisan-ı mahsusuyla Allah'ı tesbih etmiş olmasın. İşte o latife-i Rabbaniye ne yapacak? Sürekli bir şekilde her şeyde, sanatta sanatkarı görecek, eserde müessiri görecek, mahlukatta Halık'ı görecek. Yani onun sıfatlarını ve özelliklerini orada görmüş olacak. İşte bütün bunlar var. Bütün bunlar asıl gayelerine, hedeflerine yönelirken birden takva denilen mükemmel, ibadeti kamile dediğimiz tam bir ibadet. Onu ifade edeceğim. Böylece o diğer saymış olduğumuz irade olsun, his olsun, zihin olsun, latife-i Rabbaniye bunun hepsini de tazammun ediyor, içerisinde barındırıyor. Çünkü imandan sonra en önemli mesele takvadır. Takva ise insanın doğuştan getirmiş olduğu safiyetini korumasıdır. Ben şunu ifade ederim hep. Takvada aslında temizlenmek olayı yoktur. Takvada kirlenmemek olayı vardır. Takvada birinci derecede sevap işlemek yoktur. Takvada birinci derecede günah işlememek vardır. Zaten kirlenmeyince otomatik temiz kalıyorsunuz. Zaten günah işlemeyince, çünkü mesela diyelim ki sünnet olsun. Bir sünnet işleyince bir sevap alıyorsun. Ama bir günah işlememekle bir vacip sevabı kazanıyorsunuz. Bir günahı işlememek
O vacip, o vacip sevabı kazandırıyor kişiye. İşte bunun adı da takva denilen günahlardan içtinaptır. Büyük günahlardan özellikle içtinaptır. Bunun dördünü de takva içerisinde barındırmış oluyor. Ama diğer taraftan hepsi birbirlerine bağlantılı olduğu için şeriat da, yani dinin hükümleri, emir ve yasakları ise şunları hem tenmiye ediyor, geliştiriyor, yükseltiyor, nemalandırıyor, neşv-i nema bulmasına vesile oluyor, hem tehzip ediyor, süslendiriyor, güzelleştiriyor, latifleştiriyor. Hem de aynı zamanda bu gayetül gayata sevk ediyor. Gayeler üstü gayeye, asıl gayeye sevk etmiş oluyor. Tıpkı ruhun dört koruması veya üst kurul gibi. Vicdanın temel taşları. Adeta nedir? Bunlar demek ki vicdanın temel taşları, üst kurul, ruhun dört koruması, demek ki bunlar dört bileşenlerden oluşuyor. Ne gibi? Tıpkı hayatiyetimizi devam ettireceğimiz havanın karbon, oksijen, azot gibi maddelerden oluşması gibi. Oksijen, karbon, azot gibi müvellidül humuza, karbon, azot diye bu dört maddeden, hidrojen, oksijen, karbon ve azottan oluşması gibi. Demek ki bu aynı zamanda kainatın başlangıcına baktığınız zaman, oluşumuna, evrenin, orada da dört unsuru görürsünüz. Mesela toprak, hava, su ve ateş gibi. Bu dördü insanda da mevcut. Kainatın temelinde ilk oluşumunda bu dört madde mevcut olduğu gibi, insanın yapı taşına baktığınız zaman insanda da aynı şekilde bu dört unsuru görürsünüz. Demek ki bu dört konu üzerinde baktığımız zaman, bu dört duygu, his, vicdanın ve ruhun beslenmiş olduğu temel maddelere baktığınız zaman, bunlarla ruh ve vicdan besleniyor. Bu dört duyguyla ruh, özellikle ruh ve vicdan. Yani çünkü vicdanda bir ruhu, diğer duyguları bir kontrol var. Kontrol var. Tabiri caizse mahkemedeki hakim gibi. Karar merci orası, karar yeri orası, karar oradan çıkmış oluyor. Onun için bir vicdan tamamen tefessü edip sönmemişse kolay kolay yalan söylemez. Adam mesela Çin'de, Japon'da harakiri yapıyor. Polis belki de bilmiyor, emniyet bilmiyor, adliye bilmiyor. Adam dayanamıyor veya gidiyor teslim oluyor. İşte vicdan, evvela vicdanın mahkemesi, vicdanın mahkumiyeti en ağır bir durumdur. Takva ise ve şeriat ise bunlar da böylece bir derece Allah'a yönelmeyi ifade ediyor. Dediğimiz gibi başta Cenab-ı Hak ile olan irtibatı sağlama. İrade de burada eyleme yönlendiren bir güç oluyor. İbadet Allah'a yönelmek anlamına. Zihin düşünme, öğrenme, anlamlama yeteneğine sahip. Marifet, dediğimiz gibi Allah'ı bilmenin ötesinde tanımak. Çünkü bilmek ayrıdır, tanımak ayrıdır. Herkes bilir ama Kabe'yi herkes bilir ama herkes tanımaz. Herkes gitmemiştir. Bilmek ayrıdır, tanımak ayrıdır. Hisse de ise hassasiyet durumu. Hissettim deriz ya. İnsanda meydana gelen sevinç olsun, üzüntü olsun, muhabbet olsun, Allah'a olan bağlılık olsun, bu gibi şeyleri ifade eder. Latife-i Rabbaniye de, bu da dediğimiz gibi Allah'tan adeta insana gelen ilahi bir nur, bir kıvılcım, bir parıltı, bir aydınlatıcı unsur, yani bir hava. İşte o nefaktü fihi min ruhi, ben ruhumdan üfledim manasını ifade etmiş oluyor. İşte demek ki müşahede böylece o nur ağacıyla Allah'ı doğrudan doğruya bir derece bilme, anlama, müşahede etme. Adeta kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahedatıdır gibi, kainattaki bulunan bütün varlıklardan, sen Rabbimizden haberin var mı? Biliyor musun? Tanıtır mısın? Anlatır mısın? Taşından bitkisine, hayvanından meleğine, insine, cinnine varıncaya kadar. Her bir varlıkta. Şeriat da ne yapıyor? Bir hukuk sistemi olaraktan olayı dengelemiş oluyor. Keyfilikten, rastgele, başıboşluktan insanı elbette ki muhafaza etmiş, korumuş oluyor. Demek ki insanın nefsinin yapısı marifetullah olsun, muhabbetullah olsun, müşahedetullah olsun, takva ve ibadet ve şeriatın buradaki rolü. Bu aslında cennete de bir hazırlık çünkü. Cennette de baktığımız zaman dört temel unsuru görürüz. Marifetullah, muhabbetullah, rü'yetullah ve ilim gibi hakikatlar. Bu dört temel unsur hakikaten bir derece kainatı da, cenneti de, insanın mahiyetini de oluşturan husustur. Daha iyi anlamamız için çok detayına girmeden kısaca takdirinize bırakacağım. Bunların olmadığını düşünün. Hayat.
Ot gibi de olmaz. Ota hakaret olur da. Düşün ki irade yok, zihin yok, his kaybedilmiş. Latife-i Rabbaniye beslendiği kanal kapanmış. Alıcı da yok, verici de yok. Alıcılar, vericiler yok. Ve bunların da beslendikleri kanal olsun, demin teker teker ifade ettiğimiz gibi, ibadet yok, marifet yok, muhabbet yok. Müşahede olayı, bunlar yok. İşte o zaman orada tamamen bir donukluk, bir asıl ölüm, işte o şekildeki ölüm olmuş oluyor. Demek ki vicdan ve ruhun bu dört temel unsuru, böylece ruhu da ayakta tutan temel unsur olmuş oluyor. Bunlar ile ruh, bunlar ile vicdan ayakta durmuş oluyorlar. Evet, aslında her birisiyle ilgili çok şey söylenebilir. İradeyi ayrı yazmış, anlatmıştım. Ruhu ayrı yazmış, anlatmıştım. Tabii bunları, her birini ayrı ayrı uzunca anlatılması gereken çok külli manaları ihtiva etmektedir. Bu şekilde inşallah hülasalandırmaya çalışmış oldum. Saygı ve sevgilerimle.